Merhaba arkadaşlar. İkinci derste devam ediyoruz. Hemen geliştiriciden Visual Basic'e gittim. Burada bir ana form ekledik arkadaşlar. Şimdi hem beraber program yapmaya çalışıyoruz. Bir program geliştirmeye çalışıyoruz. Hem de size yeri geldiği zaman size bazı bilgiler de vermeye çalışacağım arkadaşlar. Önemli olan zaten burada amacımız bir şeyler öğrenmek. Şimdi mesela bir yorumda bir arkadaşımız işte benim kullandığım monitör büyük, bu form küçük kalıyor. Ekrana göre ayarlamak istiyorum. Ben onu hemen bir form üzerinden göstermek istiyorum. Aklıma geldi. Mesela formumuz bu. Şimdi çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Veya ben manuel olarak diyorum ki işte şu boyut bana yeter diyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Ama biz istiyoruz ki monitörümüz büyükse ekranı tam doldursun. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın formun içine giriyorum. Şu yukarıda gördüğünüz formun burada bizim nesnelerimiz var. Buradakiler ise bizim olaylarımız arkadaşlar. Hatta mesela ben buranın üzerine bir buton yerleştiriyorum. Bir frame yerleştireyim. Bir label yerleştiriyorum. Bakın şöyle girdiğim zaman formun içine şu yukarıda ne görüyorsunuz? Command buton 1, frame 1, label 1, user form. 4 tane nesnem var. Bunlardan herhangi birini seçiyorum. Şu sağdakiler burası ise benim arkadaşlar, hatta ben bir de şöyle bir şey yapalım. Tolstan şeye geleyim, bir saniyenizi alacağım. Buradan Option'a geliyorum, editöre geleyim. Biraz editörü büyüteyim arkadaşlar sizin için. Yazı boyutu 18 değil, 24 mü yapsam? En büyük bu. Neyse. Zaten ayarlamışım. Şimdi buradaki arkadaşlar bakın mesela buradan bazılarını söyleyeyim. İşte activate aktif edildiği zaman, add kontrol yeni bir kontrol eklendiği zaman, işte taşımaya başlandığı zaman, işte taşınan bırakıldığı zaman veya yapıştırıldığı zaman, tıklandığı zaman, işte bir çift tıklandığı zaman, pasif hale gelince, hata verince, error, initialize ilk oluşturulunca, keydown bir tuşa basıldığı zaman, keypress tuşa basılıp bırakıldığı zaman yani. Basılıp bırakılma esnasında key up tuş yukarı kalkın yani klavyenin tuşuna bastınız şu down'u yazacak yani basılı hale gelince ne yapacak basılıp bırakılınca ne yapılacak key up ise tuş yukarı kalkınca yani tuşu hani basıyorsunuz sonra bırakıyorsunuz tuş yukarı kalkıyor budur layout işte hareket yer değiştirince mouse down işte farenin tuşuna basılınca artık sağ mı sol mu onu belirtmiyor sadece tuşuna basılınca mouse move farenin işareti üzerine gelince mouse up işte farenin tuşu yani o bastığınız baş parmağınızla bastığınız tuş yukarı kalkınca query formun çarpısına basıldığı zaman remove kontrol işte bir nesne silindiği zaman resize yeni boyutlandırıldığı zaman yani bir formun boyutunu büyüttüğünüz zaman ne desin? İşte scroll kaydırma çıkıyor. İşte yukarı aşağı kaydırılınca zoom işte yakınlaştı vesaire. Bu olayları arkadaşlar. Bu olaylarda mesela ben hangisini seçiyorum? Diyorum initialize'i seçiyorum. Dedik ya form ekranı kaplasın. Bakın şöyle diyoruz. APP yazıyorum. APP L yazıp kontrol boşluk application'i çıkardı. Nokta deyince bu application komutuyla beraber bunlardan hangilerini kullanabileceğimi bana listeliyor. Biliyorsun noktanın amacı bu yazılımda. Kola işi yani yazı programı yazan kişinin işini kolaylaştırmak için böyle bir şey eklemişler. Gerçekten de güzel yapmışlar. Buradan mesela W'ya basıyorum. Burada Windows State var arkadaşlar. Bakın Windows State yani Windows'un pozisyonu eşittir. Hemen karşıma Maximize çıkıyor. Yani ekranı kaplamış olsun. Yani uygulamamızın ismini Excel. Excel ekranı kaplayacak. Artık ekranın boyutu neyse onu kaplayacak. Sonra burada mi diyorum. Mi demek şuradaki user form 1'dir. Ben buraya artık mi değil de user form 1 de yazabilirim arkadaşlar. User form 1 nokta width yani genişlik eşittir. Application kontrol boşluk yapıyorum. Nokta width diyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki benim user formun genişliği uygulamanın genişliğidir. Ben bu sefer bakın user form demiyorum. Mi diyorum. Daha kolay. Nokta height eşittir. Burada mi demek şu anki form neyse ismi ne olursa olsun
Mi o demek. Yani ben burada mi yazabilirim arkadaşlar. Mesela C sharp'ta this'tir. Bu. Mi nokta h'tir. Yine application control boşluk deyip application nokta h diyorum arkadaşlar. Bakın çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi formum ekranı tam kaplamış olarak çalıştı. Böyle problem yaşayan arkadaşlarımız varsa formlarını bu şekilde ayarlayabilirler. Bunu söyledim. İkincisi arkadaşlar formun üzerine başka komponentler ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben mesela şey yapmıştım. Nedir adı? Taşıma programı. Nakliye programı yapmıştım. İşte ben buraya ne yazmıştım arkadaşlar? Sizin için aslında ders anlatırken de buraya tarih yazıyorum. Mesela ne diyorum? Tarih. Ondan sonra şurada fonta geliyorum. Kalibri diyorum. Kalın olsun. 16 olsun. Tamam. Karşısına ne yapıyorum ben arkadaşlar? Şöyle bir text box koyuyorum. Ondan sonra tarihi bu şekilde yazdırıyorum size. Aslında benim niyetim başlangıç olarak dikkat ederseniz, benim derslerime dikkat ettiyseniz en aşağıdan hatta bir uçak, ekranda gidip gelen bir uçakla başlıyor. Basitten zora doğru gidiyorum. Yani basit, ben diyorum ki işte en baştan başlıyorum, yukarı doğru çıkıyorum ve gitgide konuyu daha profesyonelleştirmeye çalışıyorum ki kullanıcılarımız da takipçiler de zorlanmasın. Bak buraya ben tarih yazıyorum mesela. Ne yazıyorum? 06 nokta 02 3 nokta 2020. Şimdi mesela nakliye programında bunu ilk başta veya daha önceki programlarımda kullandığım, bunu kullanmadım. Siz hani zorlanmayın diye. Çünkü bakın şöyle yapmanız lazım. Öncelikle şuraya geleceksiniz. Şu tool box'un üzerine gelip mesela ben buraya hazır bir takvim tarih şeyi koymak istiyorum. Önce hepiniz şöyle de bakabilirsiniz. Şurada sağ tuş add control deyin. Şu ekranda bakacaksınız. Sizde Microsoft Date and Time Picker Control var mı? Bende var mesela. Ben bunu seçiyorum. OK diyorum. Bakın burada hazır takvimim geldi. Bundan sonra ben artık şu text box'ı kullanmayacağım. Onun yerine buradaki takvimi kullanacağım arkadaşlar. Hatta bunun fontuna geliyorum. Kalibri diyorum. Kalın 14. Tamam. Bakın takvim hazır. Ben böyle programı çalıştırdığım zaman artık tarihi buradan seçeceğim. İstediğim tarihi, ay, yıl falan buradan seçerek hem yanlış yapmamış olurum hem de buradan seçiyorum. Peki eminim ki siz hepiniz şu anda yani çoğunuz şurada sağ tuş add control dediği zaman şu aşağıda Microsoft Date and Time Picker'ı göremeyeceksiniz. Şurada bunu bulamayacaksınız. Peki ne yapmanız lazım arkadaşlar? Yapmanız gereken geleceksiniz interneti açacaksınız. Google'a girdiniz. Sizin çoğunuzun kullandığı işletim sistemi Windows XP falandır büyük ihtimalle. Veya şunu da söyleyeyimse şu bilgisayarın üzerinde sağ tuş özellikler deyin. Burada işletim sisteminiz kaç bit? 64 bitlik mi? 32 bitlik mi? Önce onu öğrenin arkadaşlar. 64 bit veya 32 bit. Bu önemli çünkü. Öncelikle bunu öğrendiniz. Yani işletim sistemi Windows 7, 8 fark etmez. Yeter ki kaç bitliktir? İşletim sistemi kaç bit? Onu öğrendiniz. Tamam. Sonra gelin buraya. MS John CT, bakın ben daha önceden buradan aramışım, bulmuşum, getirmişim arkadaşlar. Mesela com ct 2, bakın şunu yazmanızı istiyorum. Ben şöyle bir ekranı da yakınlaştırayım, rahat görmeniz için. Bakın şunu yazın arkadaşlar. Sizde 64 bit ise 64 bit veya Windows 10 veya Windows işte 7 deyin. Buraya 32 bit deyin mesela. Bakın hemen onu bulursunuz. Kısacası işletim sisteminizin adını yanında da kaç bit olduğunu yazın. Benimki mesela Windows, benim Windows 10. Ondan sonra 64 bittir arkadaşlar. Tıklıyorum. Şöyle ekranı biraz küçülteyim. Çok büyüttüm. Tamam. Sonra
Şurada bir siteye tıklıyorum artık. Şuradaki siteye tıklıyorum. Böyle bir yere geldi. Burada download, indir diyorum. Hemen şurada bana robot musun, değil misin işaretliyorum. Ve arkadaşlar şuradaki dosyayı, sürümünü, bak mesela bu 9816 bir 9782, bu daha üst versiyonu. Buraya tıklıyorum. Şöyle indirecek şimdi arkadaşlar. Evet, bakın dosyayı indiriyor. Tamam, indirdi. İndirdikten sonra ne yapıyorum? Şurada sağ tuş klasörü, bir saniye, klasöre gitmeden önce klasörde. Evet arkadaşlar. Şu indikten sonra burada sağ tuş, dosyanın üzerinde sağ tuş, bu şey klasörde göster diyorum. Sağ tuş klasörde göster diyorum ama niye göstermiyor? Yine bir senenizi alayım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle sağ tuş klasörde göster diyorum. Şimdi ben daha önce neyse, ben şu klasörün içine atmıştım. Evet. Dosyamız burada arkadaşlar. İndirdiğimiz dosya burada, sıkıştırılmış bir dosyadır. Burada sağ tuş, işte buraya çıkart diyorum. Gördüğünüz gibi MS COM CT2 OCX dosyamız geldi. Şimdi ben bu dosyayı buradan kopyalıyorum veya kesiyorum, fark etmez. Kopyaladıktan sonra C'ye geliyorum. Burada arkadaşlar Windows'un içine giriyorum. Eğer sizde 32 bitlik bir işletim sistemi ise sistem 32'yi bulacaksınız arkadaşlar. Sistem 32'yi şuranın içine yapıştıracaksınız. Sistem 32'nin içine girip sağ tuş yapıştır diyeceksiniz. Eğer 64 bitlik bir işletim sistemi ise SYS WoW 64 arkadaşlar. SYS WoW 64 vardır sizde. Onun içine yapıştır deyin. Bende zaten var diyor. Sizde o, bu soruyu sormaz eğer yoksa. Yapıştır dediniz. Evet, şu anda kullanımda olduğu için yapıştıramıyorum. Benimki yapıştırılmış halde. Ben istersen Excel'i kapatayım da çalışmayı kapatayım. Ondan sonra yapıştırayım tekrar. Evet. Şimdi tekrar ya, bakın yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi yapıştırdı arkadaşlar. Tabii yine işiniz bitmiyor. Bir de şunu yapacaksınız. Şu aradan buraya CMD yazın arkadaşlar. CMD. Şurada komut istemi. Komut istemi. Eğer buradan bulamadıysanız işte başlat. Şuradan tüm programlar. Nerede tüm programlar? Windows 10'u da. Şuradan. Neyse. Şuradan CMD yazın. Sonra şu komut istemin üzerinde sağ tuş yönetici olarak çalıştır deyin arkadaşlar. Dediğiniz zaman şöyle bir siyah ekranla karşı karşıya kalacaksınız. Öncelikle buraya gelmeden önce şu yapıştırdığınız yere tekrar gidin. Şu ms.com.ct'nin üzerinde sağ tuş özellikler deyin. Şuradaki yolu kopyalayın arkadaşlar. Bak şu yol. Yani dosyanın olduğu yolu kopyalayın. Ondan sonra buraya şunu yazın. Ne deyin? Reg arkadaşlar, register'dan svr 32 boşluk şu yolu yapıştırın. Yapıştırmıyorsanız kendiniz de yazabilirsiniz. Ondan sonra şuraya ters bölü. Neydi bizim dosyamızın adı? MS neydi dosyamızın adı arkadaşlar ya? Unuttum. COM CT2. COM CT, aslında tab tuşuna basarsanız şu caps lock'un üstündeki tab tuşuna basınca o size bulur. Hatta şöyle yazabilirsiniz, bakın. Bakın Rex SVR 32 yazdıktan sonra W yazın, tab tuşuna basın. Ya da bir dakika, W E yazın. V. Şimdi tab tuşuna basın. Pardon, ben yanlış yere gelmişim. Pardon. Neyse, çok uzattım ya. Yani demek istediğim, şöyle nokta nokta yapın. Şöyle CD nokta nokta yapın.
ya da yapmayın, hani burada kalın. Şurayı müsaadenizle bir daha anlatıyorum. Araya gelin, CMD yazın. CMD. Ondan sonra şu komut işleminin üzerinde sağ tuşu yönetici olarak çalıştırdayın. Bakın şurada Windows 32'nin içindesiniz. Buradaysanız, bakın eğer buradaysanız sadece şunu ya, eğer 32 bit kullanıyorsanız, bak tekrar söylüyorum. İşletim sisteminiz Windows 32 bit ise buraya ne yazacaksınız? Bakın reg svr 32, sonra buraya bir boşluk bırakacaksınız. Hatta ben buraya da bir tane yapıştırayım ki çıksın arkadaşlar. Şu dosyanın aynısını kopyalıyorum. Farz edelim ki sizde 32 bittir. Şu sistem 32'ye yapıştırayım bir tane. Şuraya yapıştır deyin. Evet deyin. Aha. Sonra şu buradayken ms com ct tab tuşuna basın. Enter'ın üzerindeki tab tuşuna basın. Bakın aynen bunu bulacaksınız. Sonra Enter'a basın. Ben Enter'a basmıyorum çünkü benimki 32 bit değil, 64 bit. Evet, herkes anladı. 32 bit olanlar şu komutu yazıp Enter'a basacak arkadaşlar. Şimdi ben o dosyayı oradan sileyim tekrar. Peki 64 bit ise ne yapacaksınız? Şu komutu siliyorum. Siz CMD dediğiniz zaman eğer karşınıza şurası geldiyse burada CD nokta nokta diyeceksiniz. Yani şu C Windows yazan yere geleceksiniz. C Windows yazan yere geldikten sonra peki karşınıza burası da çıkmamış olabilir. Tekrar CD nokta nokta deyin. Kısacası şu C gözükecek. C gözüktüğü zaman CD boşluk W yazıp tab tuşuna basın. Enter'ın üstündeki tab tuşuna basın. Bakın Windows çıkacak. O set bunu mu arıyorsun diyor. Evet, Enter. Sonra tekrar CD boşluk W yazın, tab tuşuna basın. Size diyecek ki pardon, W O neydi onun şey ya? Bizim o klasörümüzün adı neydi? SYS WOW. Evet. Şuraya CD yazıp S yazın. S'ye yazın. Tab tuşuna basın. Size diyecek ki sistemi mi arıyorsun? Sistem 32 mi arıyorsun? Ne arıyorsun? SYS WOW 64'ü arıyorum. Enter. Bakın içine girdiniz. Sonra buraya yine şunu yazacaksınız. Çok uzattım ya. Kusura bakmayın. Reg yazacaksınız. Reg register'dan geliyor. SVR 32 yine boşluk bırakın. Sonra şunu yazın. MS com, bakın com yazdığınız zaman tab tuşuna basınca şunu mu arıyorsun dedi. Doğru, bunu arıyoruz. Enter'a basıyoruz. Hemen şöyle bir mesaj gelecek. Register başarıyla gerçekleştirildi. Evet arkadaşlar, bakın tekrar burayı kapatıyorum. İnternetten ne yapacaksınız? Google'a şunu yazacaksınız. Eğer 32 bit ise buraya Windows 32 bit, 64 bit ise 64 bit download diyeceksiniz. Buraya gireceksiniz. Dosyanızı bulacaksınız. Dosyanızı bulduğunuz zaman onun için indirdiğiniz klasöre gideceksiniz. Ondan sonra nereye indirdim? Şuradaki klasöre indirdim. Şu dosyayı kopyalayacaksınız. Geleceksiniz C Windows'a geleceksiniz. Eğer sizde 32 bit ise sistem 32'nin içine yapıştıracaksınız. Eğer 64 bit ise SS WoW'un içine yapıştıracaksınız dosyanızı. Yapıştırdıktan sonra ara diyeceksiniz. Buraya CMD yazacaksınız. Sonra şu komut sistemin üzerine sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Eğer 32 bit ise, bakın doğru yere geldiyseniz, şurada Windows Sistem 32 yazıyorsa sadece şunu yazın. Reg diyeceksiniz. SVR 32. Ondan sonra buraya MS John
MS com yazıp tab tuşuna bastığınız zaman az önceki dosyayı bulacak. Şu anda bulamadı çünkü buradan silmiştik. Bulacak, Enter'a basacaksınız. Peki 64 ise ne yapacaksınız? Burada C'de nokta noktayla çıkacaksınız. Windows'a geleceksiniz. Sonra C'de boşluk SYS tab tuşuna bastığınız zaman size SYS WoW 64'ü getirecek. Enter'a basacaksınız. Sonra ne diyeceksiniz? Rec SVR 32 boşluk MS com tab tuşuna basınca size bulacak. Basacaksınız, yükledi diyecek ve burayı kapatacaksınız. Hepsini kapatıyorum. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Projenize geldiniz. Geliştiriciden Visual Basic'e geleceksiniz. Şuradaki herhangi bir formu açtınız. Burada şu Toolbox var ya arkadaşlar. Toolbox nereden açılıyordu? Şuradaki düğmeden. Şurada sağ tuş Edition Control diyeceksiniz. Buradaki listeden şurada Microsoft Data and Time Picker Control'ü seçip OK diyeceksiniz. Ve artık bunu rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ben bunu da eklemiş oldum. Çünkü bundan sonra projemizde tarihleri hep bu şekilde yapacağım. Tüm derslerde tek tek bunu artık anlatmak zorunda kalacağım arkadaşlar. İzleyiciler bunu bulamayacaklar. Bu videoyu da izlemeyenler bunu nasıl geldiğini de anlayamayacak. Dolayısıyla çoğu videoda artık bunu anlatmak zorunda kalacağım ama neyse. Evet, bu formu bu şekilde anlattım. Şurayı siliyorum. Formumu küçültüyorum arkadaşlar. Tabii arkadaşlar keşke hepiniz de bir de Photoshop biliyor olsaydınız. Bazı tasarımlarımızı Photoshop'la yapsaydık çok da güzel olurdu ama neyse. Şimdi ben bu caption'ına genel ayarlar diyorum. Genel ayarlar. Evet, genel ayarlar dedim. Hemen buranın zemin rengini ne yapsak? Şöyle bir renk yapalım. Ondan sonra şuraya bir frame alıyorum arkadaşlar. Frame'in caption'ını sildim. Şimdi bazı arkadaşlarımız tasarımına çok zaman kaybettiğimi düşünebilir. Benim prensibim bu arkadaşlar. Bill Gates bile demiş bunu. Bill Gates biliyorsunuz Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Kendisinin sözü olduğu için de ben önemsiyorum. Bir program yazdığınız zaman programın güzel görünmesini sağlayın. Çünkü bu sizi bitirmek için bitirmeye doğru sizi kamçılayacaktır, teşvik edecektir. Program güzel göründüğü zaman valla bu program biterse ortaya harika bir eser çıkacak dersiniz. Ve gerekli kodlamaları, gerekli özeni daha çok gösterirsiniz demiş. Ben öyle duydum, belki de dememiştir. Size de tavsiyem bu. Güzel görünmesini çabalayın. BTN kaydet diyorum buna. Sonra bunun bir kopyasını alıyorum şöyle sağ taraf arkadaşlar. Buna da kapat diyeceğim. Buraya kapat. Ondan sonra şuna da kaydet diyeceğim. Tamam. Tabii bunlara nasıl resim eklendiğini de bir önceki derslerimde anlatmıştım. Siz isterseniz bu butonlarınıza resim falan da ekleyebilirsiniz. Yani ikon, şekil ekleyebilirsiniz. Daha güzel, şık görünecektir arkadaşlar. Hatta bir tanesini seçiyorum. Şu sonra gelip picture'a geliyorum. Buradan masa üstünde ikon var. Örneğin bu ikonlardan kapatı seçsem bence daha iyi olur. Kapatın. Şurada picture'dan geliyorum. İkonun içine girip şu kapatı seçebiliyorum gördüğünüz gibi. Tabi butonu küçültmek, ayarlamak lazımdı. Evet, böyle şekilde resimde ekleyebilirsiniz. Bunu da gösterdikten sonra şimdi genel ayarlarda bize ne lazım arkadaşlar? Önce birincisi buraya bir label aldım. Bana blok sayısı. Blok sayısı.
log sayısını bir kere kaydetmemiz lazım. Bunu niye kaydettiğimizi ileride anlatacağım. Hemen bunun fontundan yine kalibri yapıyorum. Kalın 12 olsun. Ve rengi de beyaz olsun. Evet, blok sayısı. Hemen buraya bir ne alayım arkadaşlar? Bir text box alıyorum. Bakın bir de burada yine göstermediğim bazı şeyler gösterebilirim size. Şimdi aslında arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bakın şu frame'in font ayarını yaparsam buranın içine eklediğim her şeyin otomatikman font ayarını yapmış olur. O da güzel bir özelliği var zaten bu frame'in amaçlarından bir tanesi bu. Bakın frame'i seçip şurada kalibri diyorum, kalın diyorum, 12 diyorum, tamam diyorum. Şimdi dikkat edin ben buraya bir tane text box aldığım zaman bunun o ayarını da yaptığımı bakın gördünüz kalibri, kalın 12 yapmış bakın. Ben buranın üzerine bir label aldığım zaman bakın kalibri, kalın 12 yaptı gördüğünüz gibi. Böyle bir özellik var. Şimdi ben bunu küçültüyorum. Ve buraya şu buton ne getirsem buraya şu arka spin buton. Şu spin butonu buraya alıyorum. Spin butonu görevi yani şeylerde görmüşsünüz Windows'un içerisinde var. Şunu hafif. Şimdi bunu tam bunun ölçüsüne nasıl getireceğim? Öncelikle şunu seçiyorum. Bunun topu kaç arkadaşlar? Top 12. Geliyorum bunu da seçiyorum. Şunun da topunu 12 yapıyorum. Evet zaten 12. Şunun height'i yani yüksekliği kaç? Height 18. Peki şunun height'i kaç? Bunun da height'i 18. Yine de aynı ölçülere gelmedi bir türlü. Ya büyük oluyor ya küçük. Neyse. Ya bunun topunu biraz aşağı indirelim. 12 değil 14 yapalım. Şöyle. Hatta 13 yapalım. Tamam güzel. Şimdi bunun ismini S spin buton olduğu için SB blok yazıyorum. Blok. Yine klavyemde biliyorsunuz problemi. Şunun ismini de arkadaşlar TX'te blok diyorum. Güzel. Şimdi spin butonun içine çift tıklayıp giriyorum. Bakın spin buton change diyor. Burada diyorum ki TX'te blok nokta value eşittir spin buton nokta value diyorum. O kadar. Bakın çalıştırdığım zaman şurayı artırıyorum. Bakın 3, 4, 5. Bunun değeri neyse ama 0 olmaz arkadaşlar. Burada 0 yanlış. Şimdi 0'ın engellemenin yolu nedir? Şurayı seçiyorum. Şu spin butonu seçiyorum. Şurada aşağıda min yazıyor. Bakın min en az. En az bir bloktan oluşur. En fazla kaç bloka kadar çıkabilir? 16 bloklu da olabilir. 20 blok bilmiyorum. Yani 20 bloku zaten yönetemezsiniz. Yani zor yönetiriz bu programda. Yani ben buraya 20'ye kadar gitsin arkadaşlar. Yani isterseniz 100 de yapabilirsiniz. Boş verin 100 olsun. 1000 de yapabilirsiniz. Tamam. En az bir şey. Bir de şunun ilk açılışta ekranı kaplamasın. Bunu da sildim. Blok sayısı yazdık arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yine şunları seçiyorum. Sağ tuş kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Ve bu sefer de daire sayısı diyeceğiz arkadaşlar. Bloktaki daire sayısı mı desek? Toplam daire sayısı diyelim. Şuna daire sayısı diyelim. Hayır, bloktaki daire sayısı. Bazı bloklar farklı dairelerden oluşabilir. Bunun için blok sayısı
Bize toplam daire sayısı lazım. Zaten eşit olarak dağıtılıyor. Şuraya da daire sayısı diyelim. Bunu anlatmamın sebebi şu. Ki ben burada da şunu yapacağım. Bak şunları şöyle sağa doğru çekiyorum biraz. Ben gelip şu TX'te bloğu seçip şurada arkadaşlar şöyle bir ayar var. Locked true diyorum. Yani kilitli. Şuna da TX'te daire diyeceğim. Bunu da locked true yapıyorum. Ve TX'te daire diyorum. Ve şunun ismini de spin buton SB daire diyorum. Ondan sonra yine buranın içine girip kod olarak ne yazıyorum? TX'te daire nokta value eşittir spin buton SB'de kontrol boşluk nokta value diyorum. Ve bu şekilde burayı açtığım zaman bakın burası çok sağlıklı bir şekilde artacaktır. Buraya herhangi bir şey yazamıyorsunuz. Rakam, harf, klavyeden yazamıyorsunuz. Sadece buradan arttırarak, azaltarak kullanabilirsiniz. Şöyle kaç bloktan oluşuyor? 3 blok ve 45 daire diyeceğiz. Kaydedeceğiz arkadaşlar. Evet, bu dersimiz yarım saatlik bir ders oldu. Şimdi blok sayımızı belirledik. Daire sayımızı belirledik arkadaşlar. Hatta burada bir de site adını da yazarsak o da güzel olacak genel ayarlar kısmında. Bu zaten bir defa yapılacak ve artık buraya hiç karışılmayacak. Ondan sonra şuraya da site adı diyelim. Site diyelim. Site apt adı. Site ve apartman adı dedik. Tamam. Ve buraya bir text box alıyorum arkadaşlar. Text box'ımızı da şöyle uzunca çizdim. Şunları da biraz yukarı aldım. Şimdi bazı belgelerde, raporlarda bizim yöneticinin biliyorsunuz adı lazım olacak. Belge örneğin bir çıktı alacaksınız. Her seferinde yöneticinin adı yazılmaması lazım. Bence onu da şu alta yazabiliriz. Şurada yönetici adı soyadı diyeceğiz. Şu üste geldiyse sağ tuş en alta gönder demeniz lazım. Send backward diyor deyip alta göndermeniz gerekir. Şunu altta gönder dedik. Şuraya yönetici adı arkadaşlar. Yönetici adı demeyeyim, yönetici diyelim. Yeter o zaten anlaşılacaktır. Adı soyadı gerektiği. İki nokta üstüne koyalım. Evet. Apartmanımızın adını yazdık, yöneticimizin adını soyadını yazdık, blok sayımızı yazdık, daire sayımızı yazdık. Başka standart ne olabilir? Şimdilik bunlar olsun arkadaşlar. Ben bu formu da kaydediyorum. Bu derste sizlere ne anlattım? Özellikle formun işte ekranı kaplayarak açılıp kapanmasını, ondan sonra özellikle şu takvimi çok kullanacağız bundan sonra. Şu takvim olayını anlattım. Çünkü herkes de yani Visual Basic'in bu formlarına standart yüklü değil. Siz kendiniz bunu kuruyorsunuz. Bunu da anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hemen formumuzun ismini değiştirelim. Formumuza FRM ayarlar diyelim. FRM ayarlar. İsterseniz şöyle biraz bir şeyler daha ekleyelim.
Başka genel ayar olarak bize ne lazım olabilir? Bazı yerlere yazı falan filan gönderiyor olabiliriz. Onun için adresimiz de lazım olabilir. Şimdi alta gönder. Şuraya da adres diyelim. Başka ne lazım olabilir? Log sayısını öğrendik. Çalışan sayısını da isterseniz yazabiliriz. Çalışan sayısına gerek yok. Tamam, şimdilik bu böyle aklımıza geldikçe ekleriz. Bu genel ayarları arkadaşlar yazdıktan sonra bu dersimiz bu kadar olsun. Saat de biraz geç oldu arkadaşlar. Genel ayarları son olarak şuraya bağlayalım. Şuranın içine şu butona bağlayacağım şimdi arkadaşlar. Bu butonumun ismi ne? Label seçiliyor. Şöyle butonu seçmeye çalışıyorum da seçemiyorum. Sağ tuş en alta gönderdiğim. Şöyle seçtim. Evet. Şunun ismini BTN genel ayarlar. Genel ayarlar. Şimdi BTN genel ayarların içine çift tıkladım. Buraya diyorum ki FRM A yazıp kontrol boşluğu dediği zaman FRM ayarlar nokta show diyorum. Ve kaydediyorum. Son haliyle kaydediyorum. Burayı kapatıyorum. Programı aç dediğim zaman şuradan genel ayarlar diyeceğim. Ve bu da sistemin adını, yönetici adını, adresini, blok sayısını, daire sayısını yazacağım ve kaydedeceğim arkadaşlar. Bu dersimizde özellikle bilgi ağırlıklı olarak geçti. Dolayısıyla bu da böyle olsun. Hepinize teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.